Süleyman Seyfi Öğün Erken final yok. Bir ara Amerika ile Rusya'nın ortadoğuda anlaştığı kanaati hayli yaygındı. Bu kanaate dayanarak tahlil, spekülasyon yapan çok sayıda kişi mevcuttu. Doğrusu biz o günlerde bu kanaatten şüphe duymuş ve bu tarz bir ittifakın kısmen mümkün olsa bile bırakalım uzun vadeyi, orta vadede bile bir hükmü olamayacağını ifade etmiştik. Bu bir kehanet yarışması değil elbette. Bahsi geçen ittifak ihtimalini geçerli görmemizin en başta gelen sebebi dünyaya düzen vermek işinin sadece Amerika ve Rusya'ya kalmayacağını kestirmekten kaynaklanıyordu. Başta Britanya olmak üzere Almanya ve Fransa'nın olmadığı bir inisiyatifin sınırlı bir tesiri olacağını aşağı yukarı görebiliyorduk. Bugünlerde yaşananlar bizi haklı çıkarmış olsa gerekir filanca güçle feşmekence gücü ittifak ettirip meseleleri bir finale taşıma işi en hafifiyle kolaycılıktır. Halbuki dünya tarihi en koyu düşmanlıkların en koyu yakınlaşmalardan geldiğini kafi miktardaki misallerle gösteriyor.'' En yakın sayılabilecek olanlara bir bakalım. Stalin Rusyası ile Hitler Almanya'sı 2. Genel Savaş'ın hemen başında bir saldırmazlık anlaşması imzalamışlardı. Demek ki 2. Genel Savaş'ın gidişatı konusunda Rusya ve Almanya anlaşmıştı. Öyle mi? Peki ne oldu? Almanya Savaş'ın en kanlı cephelerini Rusya'da açmadım. Şimdi de real ittifaka bir bakalım. Britanya, Amerika ve Rusya dünyayı Hitler belasından kurtaran üçlü olarak ne kadar geçinebildiler ki? Sadece 5 sene kadar kısa bir zaman geçmişti ki Amerika'da antikomünizm ve Rus tehlikesi kitlesel bir histeri haline geldi. 5 sene evvel ittifak eden iki güç ölümcül bir savaşın eşiğinden zor bela dönmedi mi? Hasılı, sıcak savaşta ittifak edenler soğuk savaşta ölümcül bir düşmanlığa savruluyordu. Soğuk savaşın bittiği yerde kurulan ittifakların da akıbeti bir savrulmalar dizesi olursa şaşırmamak gerekir. Casus krizinden sonra yapılan yorum ve değerlendirmelerde de aynı finalist bakışın tesirlerini gördüğümü söylemeliyim. Şu aralar aceleyle Britanya, Amerika hatta farklı sayıklarla da olsa Avrupa, AB'nin artık anlaştığını ve Ortadoğu'nun ve Doğu Akdeniz'in paylaşıldığını ifade edenler çıkıyor. Bu durumda biz de yine aynı vaziyeti alacak ve tereddütlerimizi vurgulayacağız. Amerika-Britanya ilişkilerinin tarihini bilenler her ne kadar söylemde dile getirilse de özel çıkar birlikteliği ve benzeri kavramların fazlaca bir karşılığı olmadığını kestirebilirler. Evet, Amerika'yı ağırlıklı olarak kuran kudret Tabii ki Britanya'dır. Arada muazzam tarihsel ve kültürel bağlar var. Eğer bu şekilde devam etmiş olsaydı bugün Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda farklı olmayacaktı. Ama bugün bildiğimiz manada bir Amerika varsa, o da Britanya karşı verdiği bağımsızlık savaşının bir fonksiyonu ve mahsulüdür. Britanya 2. Genel Savaş sonrası dünya hegemonyasını Amerika'ya terk etmek mecburiyetinde kaldı. 1. Genel Savaş'ta savuşturduğu ve adeta kıyısından döndüğü tehlike gerçek olmuştu. Şimdi bir an için zihnimizi Britanya'nın bulunduğu konuma yerleştirelim. Var ettiğiniz ve sömürdüğünüz bir güç günü geliyor size isyan ediyor, sizi evden atıyor. Bununla bitmiyor, dünya hakimiyetini elinizden alıyor. Haydi evden kovulmayı bir dereceye kadar anlarsınız da Kurabilmek için asırlarınızı, enerjinizi, birikiminizi ve yatırımlarınızı harcadığınız dünya hakimiyetinizin elinizden alınmasını sindirmek o kadar kolay mıdır? Herkes zannediyor ki Britanya 2. Genel Savaş sonrasında centilmence mağlubiyeti kabul etti. Emekliliğini isteyen yaşlı bir memur gibi köşesine çekildi. Hayır, Tabii ki de öyle olmadı. Yatırımlarının kısmı azamını garanti altına aldı. Artık kendisine çok ağır gelen sömürgelerini usturuplu bir şekilde tasfiye etti. ABD'yi her şekilde sahaya sürdü. Elbette çokça destek verdi. Bu bir standby by devridir. İkinci genel savaş sonrasındaki Amerika-Britanya ilişkileri yüzeyde verilen bir dostluk görüntüsü daha aşağıdaysa itiş kakışlardan ibarettir. Eğer Falkland hariç tutulursa, son casus krizine kadar Britanya'yı dünya sahnesinde bu kadar etkin görmedik. Artık bundan sonra en başta bölgemizde çok daha etkin bir Britanya göreceğimizi söyleyebiliriz. Bunun ilk adımı Rusya'dır. Bundan sonra Esad'ın siyasetlerine dikkat edelim. Bakalım eskisi kadar yani körlemesine Rusya ve İran'a bağımlı kalacak mı? Britanya'nın casus krizi üzerinden Rusya söylediği şudur. Suriye'yi zamanında Fransa ile paylaşmadım, şimdi sana mı bırakacağım? Bu arada Sahi Esad ihtisas eğitimi için neden Moskova veya New York'u değil de Britanya'yı seçmişti acaba? Savaş çıktığından beri eşi Esma hanımefendinin ve çocuklarının oturmak için en güvenli yer olarak Londra'yı seçtiğini unutalım mı? Mesela neden kurtarıcı kuvvet Rusya değil de sık sık bombaların patladığı İngiltere? Britanya Kıbrıs'ı asla bırakmadı. Doğu Akdeniz'in merkezi bir değer haline gelmeye başladığı günlerde Suriye'deki uyuyan hücrelerini harekete geçirmesine şaşmamak lazım gelir. Bunun önünde Orta Doğu'da iyi, kötü, çirkin tarzı spagetti western filmler çevirmenin dışında bir şey bilmeyen ABD bile duramaz. Galiba vakit bizim nesle ebeveynlerimizin yasak ettiği, gizli gizli okuduğumuz eski Teksas tefrikalarını eğer kaldıysa sandıktan çıkarıp okumak vaktidir. Sık sık nasıl sesleniyordu? İngilizler geliyor.''